Selamünaleyküm. Allah gecenize hayır etsin inşallah. Bu sene kutlu doğumla alakalı Hatemül Enbiya konusunu işleyelim istedik. Hatemül Enbiya peygamberlerin sonuncusu demek. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri hem varlığın ilki, hem aklın ilki, hem de peygamberlerin ilkidir. Bir hadis-i şerifte Adem henüz su ve toprak arasındayken ben peygamber idim der. Böylece Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ilk peygamberlik makamına oturur. Zahiri olarak ilk insan Adem aleyhisselamdır. Ve zahir olarak dünyaya indirilen hem de ilk peygamber de Adem aleyhisselamdır. Hem ilk insandır hem ilk peygamberdir. Ama ve lakin yaratılış olarak varlık aleminde ilk peygamber Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberlik onunla başlamış ve onunla son bulmuştur. Cenab-ı Hak ayeti kerimede mealen Allah'ın Resulü peygamberlerin sonuncusudur der. O peygamberlerin sonuncusudur. Ondan sonra ne bir nebi ne de bir resul gelecektir. Kıymetli dostlar, bu konuyu seçmemizdeki sebep kıyamete yakın Deccal'dan önce 30 tane yalancı peygamber çıkacağını beyan eder Hazreti Muhammed Mustafa. Kendisi aynı zamanda da bir ahir zaman peygamberidir. İki tane yalancı peygamber kendi sağlığında çıkar. Birisi Yemen'dedir, birisi de malum Müseylemetül Kezzab'dır. Ve ondan sonra zaman zaman arada yalancı peygamberler çıkar. Ve bu yalancı peygamberler kendi peygamberliklerini iddia etmekle kalmayıp etrafındaki insanlara da bu sapıklıklarını inanmaya, bu sapıklıklarının peşinden koşturmaya sevk ederler. Dostlar, ve bu yalancı peygamberlerin sonu gelmiyor. Bu son dönemde daha da artacağını, önümüzdeki yıllarda daha da artacağıyla alakalı bir öngörüm var. Çünkü ümmet-i Muhammed sahih bir şekilde dinini öğrenmeye başladıkça ve ümmet-i Muhammed bir dirilişe, bir uyanışa doğru sevk olmaya başladıkça ümmet-i Muhammed'in önünde oyunlar, üzerinde oyunlar ve tezgahlar çoğalacağına inanıyorum. Ümmet-i Muhammed'in aklı, ümmet-i Muhammed'in fikri, ümmet-i Muhammed'in şuuru, ümmet-i Muhammed'in buradaki imani hakikati olarak Anadolu'da bu çekirdeğin büyüdüğüne inanıyorum. Ve bu kıyamet bizim başımızda kopacak. Bu oyunlar, bu tezgahlar Anadolu insanının tepesinde oynayacak. Çünkü eğer Anadolu insanı bu şekilde Kur'an ve sünnetine sımsıkı yapışırsa İslam dünyasının yeniden dirilmesine, yeniden uyanmasına vesile olacak. Bunu gören Deccal sistemleri, bunu gören karanlık mahviller bizim üzerimizde oyunlar oynuyorlar. Ve bizden, bizim dilimizden konuşaraktan bu oyunlar oynanıyor. Ve ne yazık ki bu oyunlar ülke içinde, ülkenin kendi içerisinde de onların satılmış elemanlarınca yer buluyor. Birileri gidiyor, bir yerlerde televizyon kanalları satın alıyor. Televizyonlarla sahte peygamberliklerini, sahte resullüklerini, sahte mehdiliklerini ilan ediyorlar. Bunlar önceden İslam dünyasında küçücük bir alanda etkili olurlardı. Ama bugün medyayla ve medyanın arkasındaki karanlık güçlerle
daha büyük alanlara, daha büyük kitlelere etkili olmaya başladılar. Ve birisi bir sabah kalkıp kendisinin Resul olduğunu ilan ediyor. Ve kendisinin Resul olduğunu ilan ederken de emrinde birkaç tane televizyon kanalıyla bunu bütün İslam dünyasına bildiriyor. Ve Müslümanlara açıkça ben bir sahte Resulüm veya ben bir Nebiyim, ben peygamberim diyemiyor. Ama etrafındaki insanlara, insanları kandırıyor diyemeden. Saf Müslümanlar onu bir veli, bir mürşid-i kamil, bir Allah dostu gibi görüp onun peşine takılıyorlar. Ama internetteki sahte kitabını görmüyorlar. Diyor ki internette bana da ayet indirildi. Ve internette kendisine indirilmiş olan kitabı Müslümanlar görmekten uzaklar. Ve aynen ayet-i kerimeler indirildiği gibi ve ayet-i kerimelerin isimlendirildiği gibi ona da indirilen ayet-i kerimelerin haşa isimlendirildiğini söylüyor. Ve bunu biz anlatırken, bunu konuşurken, bunu dillendirirken ne yazık ki Müslümanlar bundan uyanmaktan çok uzakla. Artık arkasında hangi Siyonist, Masonik güçler var ise, arkasında hangi Vatikan'ın, hangi bölümünün gücü var ise, Müslümanların içerisinde bir Resul, bir Nebi, bir sahte Mehdi firması başladı. Bu onunla da kalmıyor. Evet, biz Mehdi'nin geleceğine inanıyoruz ve Mehdi'nin var olacağına inanıyoruz. Ve kıyamete yakın Mehdi'nin İsa aleyhisselamla beraber yeryüzüne indirileceğine de inanıyoruz. Ama tarih boyunca sahte Mehdi'ler hep çıkmış. Ve bu sahte Mehdi'ler hep ümmeti ifsada vermiş. Sahte hocalar, sahte şeyhler, sahte alimler tarih boyunca hep çıkmış. Çünkü bunlar kıymetli. Bir veli kıymetli, bir hoca efendi kıymetli, bir şeyh efendi kıymetli, bir evliya kıymetli, bir sufi kıymetli. Bir şey kıymetliyse insanlar o kıymetli şeylerle aldatırlar ve kandırılırlar. O kıymetli unsurlarla, mesela bir sikke kıymetlidir manevi açısından. O kimse kafasına sikkeyi geçirerekten o manevi hal ile hallendiğini iddia edebilir. Veya bir cübbe dediğimizde İslami ilmi simgeler. Ve bir kimse üstüne hasbel kadar bir cübbe geçirdiğinde biz ona kıymet veririz. Aslında kıymet verirken onun ilmine kıymet vermemiz gerekirken biz ona ne yazık ki onu bilemeyiz. Ve böylece aldatılır, böylece kandırılırız. Ve bu aldatanlar, bu kandırılanlar, kandıranlar ne yazık ki bu yüzyılın en büyük silahı olan medya gücüyle kandırılıp aldatılıyorlar. Medyayı ele geçirenler, medyanın başına tepesine oturanlar ne yazık ki bu gücü çok iyi kullanıyorlar. Ne yazık ki biz Müslümanlar olarak, medyatik olarak da, medya olarak da aldatılıyoruz. Geliyorlar bize diyorlar ki Müslümanların kanalı olması lazım. Müslümanların medyası olması lazım. Haydi yürüyün, toplayın paraları. Çekler veriliyor, dolarlar veriliyor, altınlar veriliyor, medya kuruluyor. Ama o medya götürülüyor, Fox'a satılıyor. O medya Fox'a satılınca hiç kimse Müslümanların parasını düşünmüyor. Ya Müslümanlar buraya para vermişlerdi, bu parayı Müslümanlara biz nasıl vereceğiz? Hatta karınla vermemiz lazımdı diye düşünmüyor. O Müslümanlar kendilerince diyorlar ki biz gayet samimi bir şekilde ya bir medya kuruluyor, bu medyada Müslümanların da sesi duyulsun diyor, deniliyor. İki tane evliyanın CD'si, kaseti çekiliyor, konuluyor. Müslümanlar diyorlar ki tamam ya, oldu bu mesele, bitti. Kardeş, bana Bişri Hafi'nin hayatı lazım değil. Bugün Müslümanlar ne yapmalı? Nasıl uyanmalı? Nasıl direnmeli? Bugün Müslümanların başındaki problem nedir? Sıkıntı nedir? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Bana bunu anlatacak birisi lazım. Bana bu noktada beni uyandıracak birisi lazım. Yok, öyle değil. Ya bir tane, iki tane, üç tane Evliya Menkıbesi'ni film olarak çek. Sabahtan akşama kadar o filmi izlet. Hatta çok enteresandır ya. Yani Kanal D bile veyahut ne bileyim işte herhangi bir yıl boyunca İslam'a, Müslümanlara küfreden herhangi bir medya bir kandil günü size Ömer Muhtar'ı izletiyor.
biz oturuyoruz, o akşam Ömer Muhtar'ı izliyoruz. Veyahut da bir İslami bir film buluyor, bir günlük. Biz onu izliyoruz orada. Ve biz ona karşı duruşumuzu sergileyemiyoruz. Aldatılıyoruz, kandırılıyoruz. Ve şu anda İslam dünyasında peygamberliğini ilan eden son 100 yılda 7-8 tane insan size isim olarak sıralayabilirim. Son 100 yılda ne kadar bereketli topraklara sahibiz. Peygamberler bile üretiyoruz biz. Ve bu peygamber, sahte peygamberlerle biz kandırılıyoruz. Sahte velilerle, sahte hocalarla biz kandırılıyoruz. Ve peşlerine düşüyoruz biz onların. Çünkü açız, dine açız, İslam'a açız. Biz Kur'an ve sünnete açız. Susuz topraklar gibiyiz. Bizim için su önemli. İçerken o suyun özelliğini bilebilecek seviyede değiliz. Susuz kalmışız yıllarca. Yıllarca susuz kaldığımızdan bize su diye önümüze, çok affedersiniz, lağım suyu konuluyor. Biz onu su niyetine içiyoruz. Bir bakıyoruz ki her tarafımızda rahatsızlık var. Hem iç organlar olarak hem dış organlar olarak. O sudan bir türlü şifa bulmuyoruz. Hiç aklımıza gelmiyor bizim. Bizim içtiğimiz suda sıkıntı var diye. Biz çünkü o suya gayet makul baktık. Olumlu baktık. Bu din dedik. Oysa bize anlatılan, bize söylenen, dayatılan din Kur'an ve sünnet değildi. Kör olduk o yüzden. Kulaklarımız sağır oldu. Ve birisi ben Nebiyim, ben Resulüm dediğinde ona dur. Ayet-i Kerime var. Hazreti Muhammed Mustafa son peygamber. Ashab suresi ayet 40 var. Sen bu ayet-i kerime dururken nasıl peygamberliğini ilan edersin? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri benden sonra nebi de yok, resul de yok. Hadis-i şerifi nasıl inkar edersin? Ben peygamberlerin sonuncusuyum ve aynı zamanda peygamberlerin ilkiyim. Buhari Müslim hadisini nasıl inkar edersin? Diyerekten haykıracak bizde bilgi birikimi yok. Biz şöyle düşünüyoruz. Acaba olabilir mi? Ya bu resulse, bunun resullüğünü kabul etmezsek çarpılır mıyız ki? O onunla da bizi çünkü korkutuyorlar. Sakın ha, çarpılırsınız. Hani var ya, kim Allah'ın dostlarına, velilerine savaş açarsa Allah da ona savaş açar. Hadisi kutsi, sahih, doğru. Ama Allah'ın velisi Kur'an ve sünnetin izine ayak basan kimsedir. Kur'an ve sünnete iman edendir. Kur'an ve sünnetin yolundan gidendir. Kur'an ve sünneti yaşayan kimsedir. Odur ancak Allah'ın velisi. Ve öyle bir veliye evet düşmanlık beslenirse Allah ona düşmanlık besler. Bu nedir? O kimse Kur'an ve sünneti anlattığı müddetçe başımızın tacıdır. Onun o sözlerini kabul ederiz. Ama Kur'an ve sünnetin dışındaysa ya o esnada bilmeyerekten hataya düşmüştür, günahkardır, bile bile yapıyorsa sapıktır, kafirdir. İnsanları aldatıyordur, insanları kandırıyordur, insanların yolunu saptırıyordur. Şeytanın vazifesini yapıyordur. İşte nasıl bugüne kadar sahte peygamberler geldiyse bundan sonra da çoğalacağına inanıyorum. Bundan sonra daha da fazlalaşacağına inanıyorum. Hiç kimsenin aklına gelmezdi. Bir televizyonda üryan kadınları şakkadak şakkadak oynatan bir adamın Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarında mehdiliği kabul görsün. Bundan 20 yıl önce vallahi de billahi de herkes gülerdi. Zaten bundan 20 yıl önce hadis okuyorum diyeni polis alıp götürüyordu. Bundan 20 yıl önce biz bir yerde 5-10 kişi toplanıp da la ilahe illallah derken de polis geliyordu, haydi selamun aleyküm, biz gidiyorduk. Ben kendi evinde salonda
önümde Buhari. Polis geldi, burada irticai faaliyetler yapılıyormuş dedi. Ben arkadaşları hızla gönderdiydim. Salonda bir tek ben varım. Güldür tek girdiler. Bizim ev sokak kapısı var. Sokak kapısının içerisine girilince iki ev var. Annem arkadaki evde oturuyor. Ben öndeki evi tadilat ettim. Tek başıma yaşıyorum orada. Bol bol kitap okuyorum. Arkadaşlarla toplanıp zikrediyoruz. Salon direkt bahçeden salona giriliyor. Açtı kapıyı polis. Ben içeride Mehmet Sofuoğlu'nun Buhari tercümesi var. Atatürk'ün zamanında yazdırılmış kitap. Atatürk'ün zamanında yazdırılmış bir Kur'an tefsiri var Elmalı'nın. Bir de Sofuoğlu'nun Buhari tercümesi var. Buhari tercümesinin kitabıyla suç unsuru olarak alınıp karakola götürülmüş insanım. Ve savcıya dedim ki suç işliyorsun. Neden dedi? Atatürk'ün zamanında yazılmış bir kitaptan dolayı beni dedim buraya getirdiniz, suç işliyorsunuz. Sizi dedim mahkemeye vereceğim. Atatürk'ün zamanında yazılmış kitabı okumaktan beni suçlarsanız dedim. Savcılık müftülüğe yazı yazdı. Bu kitap dini midir değil midir diye. Bakın, o yüzden biz neyin suyunu içtiğimiz farkında değiliz. İnsanların din bilgisinin olmadığından dolayı ben kimseye kınamıyorum. Kadınların şakır şakır önünde oynatan adam ülkede Mehdi oluyor. Ve onun Mehdiliğini söyleyen şeyhler de var. Zaten bu Anadolu insanı ne çekiyorsa 3 tane psişik psikolojik sendrom yaşamış ve bu psişik psikolojik sendrom yani deliliği tıbbi olarak tasdiklenmiş ve raporlanmış insandan çekiyor ne çekiyorsa. Üçü de hasta, rahatsız. Üçü de akli dengesi yok, raporları var ellerinde. Biz onları görmüyoruz. 3 tane deli adam. Deli. Bildiğiniz raporlu. Yani Türkiye'de olsalar, bir tanesi Türkiye'de de televizyona çıkıyor, ikisi değil. Türkiye'de olsalar cezai ehliyetleri yok. İstediklerini konuşabilirler. Niçin? Akıldan noksan. Ben İzmir Bayındırlıyım. Orada da birisi vardı bizim. Kendisini Resul gördü, Mehdi gördü, hoca gördü, şeyh gördü. Hiç kimse kale almıyor. Niçin? Hasta. Ama bunlar televizyonlardan konuşuyorlar. Üçünün de televizyon kanalları var. Bu üçünün de televizyon kanalları nereden destekleniyor bilinmiyor. Ve bunlar ümmeti Muhammed'in içerisinde yer görüyor. Kıymetli dostlar, son peygamber, bir daha peygamber gelmeyecek. Bir daha nebi, resul, elçi, ismini ne koyarsanız koyun gelmeyecek. Kim? Muhammed Mustafa'ydı. Ondan sonra bir peygamber, bir nebi, bir elçi yok. Yok. Bu Kur'an'la, ayetle sabit. Bu hadis-i şeriflerle sabit. Bu bütün ümmeti Muhammed'in ortak bilinciyle, görüşüyle, şuuruyla, inancıyla sabit. Ama yarın sabahleyin birisi çıksa İslam diyor. Hadi bunu İslam dünyasının dışında kendisini peygamber görenler var. Amerika'da bir sürü tarikatlar var. Amerika'da bu tip tarikatlar kurmak serbest. Avrupa'da bu tip tarikatlar kurmak serbest. Oralarda serbest olmasının sebebi şu: İnsanların uyuşturulması lazım. İnsanların uyutulması lazım. Bizdeki tarikat yapılanmaları uyandırmak içindir. İslam dünyasındaki sufi yapılanması uyuyanı uyandırmak içindir. İnsanlar uykudadır, öldüklerinde uyanırlar. Hadis-i şerif, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri başka hadis-i şerifte diyor ki ölmeden önce ölünüz. Yani siz ölmeden önce uyanın
dirilin, gerçeği görün, hakikati görün, dinin özünü, dinin hakikatini bilin, dinin hakikatini tanıyın ki uyanın, dinin hakikatini bilin ki sizi koyun gibi gütmesinler, dinin hakikatini bilin ki zalimi tanıyın, zulmü tanıyın, karanlığı tanıyın, şeytanı tanıyın, deccalı tanıyın, uyanın. Sufiler tarih boyunca İslam dünyasının müntesiplerini uyandırmakla geçirmişler. Hoca Ahmet Yesevi'den bugüne kadar Sufiler İslam dünyasını uyandıran birer unsur olmuşlar. Uyutan unsur değil. Osmanlı'da ne zaman son dönem tarikatlar insanları uyutma moduna geçirince Osmanlı'nın yıkılış sebebi olmuş. Sufilikten çıkmışlar, tarikatçılık yapmışlar. Ne zaman tarikatçılık yapınca insanları uyutmuşlar. Kalkmışlar insanlara bir adımı böyle atacaksın, ikincisini böyle atacaksın, üçüncüsünü böyle atacaksın demişler, kitlemişler. Mevleviliği bunun üstüne oturtmuşlar. Adımını böyle atacaksın. Yok böyle yürürsen Mevlevi olmadın. Uyutmuşlar bizi. Biz semayı kaç selamda yapacağımıza bakacağız. Hangi adımımızı atacağımıza bakacağız. İşin özünden uzaklaşmışız. Özünden uzaklaşmışız. Hazreti Mevlana'nın felsefesinden uzaklaşmışız. Ey oğul, hür ol! Hür ol! Ne zamana kadar altına gümüşe bağlı kalacaksın? Bu sözü unutmuşuz biz. Unutturulmuşuz. Uyutulmuşuz. Uyutulduğunuz müddetçe tarikatlar serbest. Birisi uyandırırsa sizi, Palas Pandaras karakolda alıyor soluğu. Birisi sizi uyandırırsa Cumhuriyet Savcısı, telefonunuz varsa telefon açtırıyor yanındakine, basın savcısı. Bize kadar buyursun gelsin. Evet. Uyutursanız hiçbir sıkıntı yok. Avrupa'da, Amerika'da uyutuyorlar. Esrar içen ehli tarikatlar var. Uyuşturucu alan ehli tarikatlar var. Bunların hepsi de kendi içlerinde bir tarikat. Ama İsevi, ama Musevi, ama din tanımaz. Osho gibi. Siz o şeyi ne kadar çok severiz değil mi? Doğunun mistik adamı. Uyuşturucu müptelasıdır. Bütün Osho'culara belli gramda uyuşturucu verilir. Kimse buna bakmaz. O kadar çok Osho'nun kitabı var ki şimdi. Arabi'ye geçti. Bizim toplumumuz Osho okuyor. Kültürel zenginlikten değil. Hoşuna gidiyor. Namaz yok, oruç yok, ahlak yok, ibadet yok. Yok, bunları istemiyor Osho. Osho bunları istemeyince herkes Osho'ya koşuyor. Muhammed Mustafa'ya kimse koşmuyor. Sebep? Namaz var, oruç var, iman var. Sadaka var, zekat var, hac var. İyi davranmak var, güzel ahlak var. Anneye babaya itaat etmek var. Ona iyi davranmak var. Eşe iyi davranmak var. Vefasızlık yok, hayırsızlık yok, kadirşinasızlık yok. Kötülüklerden arınmak var. İyi insan olmak var. Muhammedi kimse iyi insan demek. Bu bizim hoşumuza gitmiyor. Nefsimize ağır geliyor. Ay Osho o kadar güzel ki Doğu felsefesinde. Bir de yaptın mı bitti. Bütün çakraları attın sen. Çakra makra ne ha? Hepsini de bitirdin. Harikasın, uçuyorsun. Kaçıncı çakradasın sen? Ay hocam ben 7. çakraya geldim. Harika. Duvarın arkasından haber ver bana diyorum. Bakıyor şimdi. Çakraları geçmişsin ya diyorum. Duvarın arkasından haber ver bana. Osho'cum yapıyor.
Bizim Resul dediğimiz de yapıyor. Hocam ben tarikatınıza kabul oldum mu olmadım mı? Yani montaj değilse bana gönderilen doğruysa o da televizyonda böyle kabul edilmişsin diyor. Bir titriyor tabii. Allah'ım inanamadım, bir daha izledim. Bana mail olarak bir arkadaş göndermiş. Bir de bana nüktedanlık yapmış. Demiş ki efendim böyle olmadın sen. Allah'ım bir daha izledim, bu kamera şakası mı dedim. Yok, bu sefer internete daldım. Gerçekten YouTube'dan buldum onu. Evet, şaka değil, gerçek. Şaka değil, gerçek. Birisi televizyonda mizansen değilse soruyor. Ders aldım, tarikatınıza kabul edildim mi, edilmedim mi diye. Bir bakın, arayın, gülün. Arada bir gülmek de lazım. O böyle duruyor, böyle bakıyor, bakalım şimdi diyor. Bakıyor öyle, yapıyor, kabul edilmişsin diyor. Yapmasa kabul edilmeyecek. Oşocu da aynı yapıyor. Hemen Oşocu aklıma geldi, dedim ikisinin frekansı aynı bunların. İkisinde frekansı aynı. Birisi doğunun Resulü, peygamberi, birisinin batının Resulü, peygamberi. Birisi Budist geleneğin peygamberi, birisi kim? Müslümanların peygamberi. Biz sadece gülüyoruz. Bundan 100 yıl sonraki tehlikeyi bilmiyoruz. Bundan 100 yıl sonra birisi de ben peygamberim derse ne diyeceğini bilmiyoruz biz. Veya biz şu anda, bizim için onun fikirleri kabul edilmez. 100 yıl sonra kabul edilip edilmeyeceğini bilmiyoruz. Bizim orada ayrı kotu derler, bilmiyorum sizde ne derler. Arsız bir ot vardır. Şu kadar küçücük bir parçası toprağa düşse, eğer onu temizlemezseniz bir yıl sonra tarla ekilemez, dikilemez hale gelir. Ayrı kotu. Kötülük ayrı kotu gibidir. Kötü fikir ayrı kotu gibidir. Sardı mı temizlemesi çok zordur. Tehlikeyi önceden haber vermiş Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ayrı kotları çoğalmasın diye. Yalancı peygamberleri kale almayalım. Onları reddedelim diye. Önceden haber vermiş. İşte kıymetli dostlar, bu yalancı peygamberler ve mehdilerden dolayı bu seneki bizim kutlu doğum temamız Hatemül Enbiya'ydı. Son peygamberdi. Bu peygambere uymak farz. Peygambere uymak farz. Okuyacak olduğum ayet-i kerimeler bu peygambere uymanın farz olduğuna dair deliller. Ey Muhammed, de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Eğer Allah'ı seviyorsanız Resulüne tabi olacaksınız. Allah sevgisinin ölçüsü ona tabi olmak. Andolsun ki Allah'ın Resulünde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için güzel örnek vardır. O zaman örneğimiz kim olacakmış? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim şeyhimiz Muhammed Mustafa'ya anlattığı müddetçe tabi olunur. Bizim hocamız Muhammed Mustafa'yı bize anlattığı müddetçe tabi olunur. Bizim meşrebimiz, bizim yolumuz, izimiz Muhammed Mustafa'ya uygun olduğu müddetçe meşreptir, yoldur, izdir. Muhammed Mustafa'ya uymuyorsa herhangi bir şey bizim yolumuz, izimiz değildir. Ey Nebi, muhakkak ki biz seni bir şahit, bir müjdeci, bir uyarıcı, kendisinin izniyle Allah'a davet edici ve aydınlatıcı bir nur olarak gönderdik. Demek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri hem bizi uyarıyor, hem bizi müjdeliyor, hem bize de şahit oluyor. Ve aynı zamanda da bizim
yolumuzu nurlandıran, yolumuzu gösteren kimse. Ey iman edenler, Allah ve Resulüne itaat edin. İman edenlere, söz iman edenlere, Allah ve Resulüne itaat edin. Allah ve Resulüne itaat edin ki rahmet olunasınız. İtaat Allah ve Resulüne. Onlara, Allah ve Resulüne itaat edersek rahmete kavuşacağız. Allah ve Resulüne itaat etmeyenler rahmeti ummasınlar. Rahmet Allah ve Resulüne itaatten geçiyor. Allah ve Resulüne itaat edin. Birbirlerinizle çekişmeyin. Aksi halde korkuya kapılır, gücünüz, devletiniz, kuvvetiniz, aileniz yıkılır gider. Sabredin. Allah sabredenlerle beraberdir. Peygamber size ne verdiyse onu alın. Size neyi yasaklamış ise ondan da sakının. Peygamber ne verdiyse alın. Size bir şeyi yasakladıysa bu Kur'an'da yok deyip de inkar etmeyin. Yeni moda çıktı ya şimdi. Yeni moda bu. Kur'an'da varsa kabul ederiz. Kur'an'da yoksa kabul etmeyiz. Ben çok basit bir şey söylüyorum. Kur'an'da yok diyorum ben. Hanımınla hanımının teyzesini nikahlayabilir misin? Kalıyor. Bana namazın rekatlarını sayabilir misin? Kur'an'da yok çünkü. Öğlenin 4 rekat farz olduğuna dair Kur'an'da bir ibare yok. Bana namazı tarif eder misin? Kur'an'da yok. Kur'an'da secde edin diyor. Birisi sırt üstü yatarsa, secde derse biz neyle cevap vereceğiz ona? Bir de ayet-i kerime getirirse, yanlarınız üzerine yatarken, ayaktayken Allah'ı zikredin ayet-i kerime var. Biz yatarken de secde ettik sayılır kardeşim dese neyle itiraz edeceğiz? İşte sapıklığın yolu bu. Önce hadisleri inkar ettiriyorlar bize. Koca koca profesörler çıkıyorlar, hadisleri inkar ediyorlar televizyonlarda. Hadislerin hangisi sahih diye bir söz atıyorlar. Bir lise öğrencisi, hiç unutmuyorum, lise öğrencisi. Kaça gidiyorsun sen dedim, lise 1'e gidiyorum dedi. Bana sorduğu, söylediği şey şuydu. Hocam hadislerin hangisi sahih ki? Lise öğrencisi söylüyor bunu. Yavrum, sizin evinizde hiç dedim dini bir kitap var mı? Yok hocam dedi. Peki yavrucuğum dedim, sen bu sözü nereden öğrendin? Televizyondan öğrendim hocam dedi. Herkes konuşuyor ya dedi. Hadislerin sahih olmadığını dedi. Bakın içimize fitneyi atmışlar. Bundan 20 yıl önce hiç kimse hadisleri inkar edemezdi. Ama kabul et, ama yaşasın ama yaşamasın. 20 yıl önce hiç kimse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin hadislerini inkar etmezdi. Şimdi inkar edenler var. Cesareti nereden alıyorlar? Bu evangelistlerden alıyorlar. Bu deli saçmalılardan alıyorlar. Bu sahtekarlardan alıyorlar. Çünkü onlar kendi sahteliklerini sergileyebilmesi için hadisleri inkar etmeleri lazım. Çünkü hadisler şahıs tanımlıyor bize. İnsan tanımlıyor. İnsan karakterini gösteriyor bize. Hadisleri inkar edersek, tabiri caizse Kur'an çıplak kalacak onların tabiriyle. Ve Kur'an'ı istedikleri gibi eğip bükecekler. Kur'an'ı bize anlatan kim? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İnkar ettik. Kim söyleyebilir bize namazın kılınış şeklini? Kimse söyleyemez. Kim söyleyebilir bize orucun tutuluş şeklini? Kimse söyleyemez. Bir dönem Türkiye'de Büyük Millet Meclisi'nde tartışıldı bunlar. Camilerin içerisine sıralar koyalım. Sıralar koyarak da namaz vakti herkes gelsin, sıralarda otursun.
İki tane ayet-i kerimenin tercümesini söyleyelim. Namaz bu diye bunun tartışılması oldu. Şimdi açamıyorlar meclis tutanaklarını. O dönemin meclis tutanakları açılmıyor daha. Açılsa zaten kıyamet kopacak. Açamazlar da. Bakın açamazlar da. Açıldığı an sistem çatırdayacak çünkü. Halbuki rahat olun. Açın. Millet tarihiyle yüzleşsin. Osmanlı'yı da açın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde meclis tutanaklarını açın. Açın. Korkmayalım kendimizden. Yok açamazlar. Allah muhafaza eylesin. Allah'a ve peygambere itaat edenler, Allah'ın nimetine mazhar olmuş peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdirler. Bunlar ne güzel arkadaştırlar deyip geceyi sonlandıralım. Hakkınızı helal edin. Allah gecenizi mübarek eylesin. Nice inşallah burada kutlu doğumları kutlamayı, tekrar tekrar anmayı bize nasip etsin inşallah. 3 aylarınız mübarek olsun. Yarın pazartesi, 3 ayların başlangıcı. Şimdi bununla da alakalı bir sürü salvolar atıyorlar. 3 aylar yok, kandiller yok diye bunlara bakmayın. Pazartesi 3 ayların başlangıcı. Oruç tutabilenler pazartesi gün oruç tutsunlar. Perşembe günü ilk kandil. Oruç tutabilenler oruç tutsunlar. Hayır hasenat yapın. Etrafınızdaki insanlarla kandilleşin. Açları doyurun. Yetimlerin başını okşayın. Kimsesizlerin kimsesi olun. Komşularınızla iyi geçinin. Annelerinizle babalarınızla iyi geçinin. Akrabalarınızla iyi geçinin. Sosyalitenizi arttırın. Kenetlenin. Bu açıktı, bu kapalılıydı, bu şu tarikattan, bu tarikattan, bu ocuydu, bu bucuydu, o öcüydü, geçin. Bu topraklarda hepimiz kardeşiz. Ey insanlar, hepiniz bir tarağın dişleri gibisiniz. Adem'in çocuklarınız, çocuklarısınız. Kardeş olun hadis-i şerifini kendimize ölçü edinelim. Hepimiz birbirimize kardeş edinelim. Kardeş kardeşin kötülüğünü istemez, yanlışlığını istemez, eksikliğini istemez. O yüzden kardeş kardeşe destek olur. Sakın ayrıştırma yapmayın, ötekileştirme yapmayın. Sakın ha itmeyin kimseyi. Herkese selam verin, herkese tebessüm edin, herkese iyi geçinin, güzel ahlaklı olun. Anne babanızın kalbini kırmayın, gönlünü alın. Onlar yaşlıdır, ihtiyardır. Kendi bildikleri vardır, tecrübelerinden faydalanın. Bu ihtiyardı, bu moruktu, bu nereden bilecekti? İtmeyin, ona ters davranmayın. İyi geçinin, eşlerinizle iyi geçinin. Çocuklar iyi geçinmiş eşlerin ürünleridir. Öyle olsun. İyi çocuklar yetişsin, güzel çocuklar yetişsin, akıllı çocuklar yetişsin. Çocuklarınızı iyi eğitin. Hem ahlak olarak hem bilim olarak. Hem ahlak olarak hem bilim olarak. Ve bu toprakların insanları layık olduğu yere gelsin. O yüzden çocuklarınızı eğitimsiz, ilimsiz, bilimsiz, ahlaksız bırakmayın. Çocuklarınızı karanlığa bırakmayın. Çocuklarınızı sokağa bırakmayın. Çocuklarınızı uyuşturucuya, fuhşa, kumara, kötü alışkanlıklara yönlendirilecek şeylerden uzak tutun. Uzak tutun. Ve çocuklarınızın üzerinde ihtimam gösterin. Sakın benim çocuğum sigara içmez demeyin. Sigarayla başlar. Çocuklarınızın sigara içmesini önemsiz görmeyin. Eşlerinizin sigara içmesini önemsiz görmeyin. Uyuşturucu sigarayla başlar. Uyuşturucu içkiyle başlar. Çocuklarınızın önünde kullanıyorsanız dahi içki kullanmayın, sigara kullanmayın. Çocuklarınızın önünde yapmayın. Çocuklarınızın önünde kavga etmeyin. Asla tartışmayın. İstişare edin, konuşun, bir daha konuşun, bir daha konuşun, kavga etmeyin. Kavga mı edeceksiniz? Al eşini yatak odasına, çocuklar uyuduktan sonra kavga ederken dahi pısır 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 öyle kavga et. Sesi yükseltme karam. Bir Müslümanın bir Müslümana sesini yükseltmesi haram.
Bağırmak yok. Hakaret etmek yok. Onu kötülemek yok. Onun eksikliklerini anlatmak yok. Onu eleştirmek yok. Müslüman, Müslümanın yüzüne karşı eleştirmez. Arkasından eleştirirse gıybet, doğruysa. Değilse iftira. Ya İslam yüzüne karşı eleştirmeyi haram kılmış. Arkasından nereye konuşacaksın? Yüzüne karşı eleştiremezsin. Sufilik, eşini ve arkadaşlarını yüzüne karşı eleştirmekten men eder. Haramdır. En büyük günah kebairlerden birisidir. Din nasihattir. Kime? Ehli şeriata. İlme. Bu ne? Bu ilmel yakin. Herkese. Kur'an ve sünneti anlatırsınız. Haramları anlatırsınız. Din nasihattir. Şeriat dairesi. Din nasihattir. Bir kimse şeriat dairesinde yaşıyorsa ona sakın yalan söyleme deme, biliyor çünkü. Din nasihattir. Ona güzel ahlakın örnekleri anlatılır. Ona güzel ahlakın misalleri gösterilir. Din nasihattir. Üçüncüsü hakkel yakin olana. Ona Allah ahlakı anlatılır. Ona Allah'ın ahlakı anlatılır. Ona cömert ol denmez. Ona cud ehli olmanın hali anlatılır. Cud ehli olmak ne demektir? Birisinin sıkıntısı var. Onun sıkıntısını gördüysen, onun istemesini beklemeden onun sıkıntısını gidermektir. Bu Allah ahlakıdır. İsteyene vermek aynel yakin halidir. Cömertlik, isteyene verirsin. Birisi şeyen lil atar, tak verirsin. Bu cömertlik, bu kime? Bu aynel yakin noktası. Hakkel yakin noktası ne? Sen Allah'ın gören gözüsün artık. Bir yerde eksiklik varsa sen tamamlarsın. Selamünaleyküm. İnşallah.